Sevgili Filiz Aygündüz ve sevgili Alper Hasanoğlu ile birlikte onların kitabı Gel Hayattan Konuşalım'ı üzerine sohbet etmek için şu anda bir aradayız. Doğrusu onları çok özledim. Bu pandemi bizim buluşmalarımızı da biraz sekte vurmuş oldu buluşmalarımıza da. Ama işte böyle Zoom'dan görüntü olarak görme fırsatı buluyorum. Tekrar merhaba Filiz, tekrar merhaba Alper. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hem Filiz hem Cem, biz Filiz'le sabahleyin birlikteydik, kahve içtik, sohbet ettik. Şimdi de seni de sohbetimize kattık. Sizi pandemi mandemi paklamıyor anladığım kadarıyla. Bu güzel bir şey. Cesaretli ve sağlam sıkı dostlukları görmek gerçekten mutluluk verici. Biz devamlı hayattan konuşuyoruz Alper'le. Kitaptan hızımızı alamadık. Arada buluşup konuşmaya devam ediyoruz. Filiz, sen kitabın ön sözünde şey diyorsun, yani kitabı hazırlanışını anlatıyorsun. Tam başladık, yani bir süre sonra pandemi birinci dalgası pik yapmıştı. O dönemde hazırladınız ve kitap ondan sonra pandeminin işte salgının biraz söndüğü, hafif kendimizi rahat hissettiğimiz bir dönemde çıktı. Evet. Şimdi tekrar yükseliyor. Bu yine eve kapanıp yine yeni kitaplar mı yapacaksınız yoksa? Sen kendi adına konuşabilirsin. Bir kere benim tezgahımda bitmek üzere olan bir kitap var. Üçüncü romanım. Ben şu an tamamen... Hangi eğitimine vermeyi düşünüyorsun Filiz? ben gene kendi yayın evimde devam etmeyi planlıyorum. İşte bu, işte bu. Şimdi hemen araya giriyorum. Herkes tabii ki Filiz Aygündüz ve Alper Hasanoğlu, bu videoyu seyreden herkesin tanıdığını varsayıyoruz. Ama tanımayanlar varsa eğer... Filiz Aygündüz Milliyet Gazetesi'nde kültür sanat gazetecisi, ek yayınlar yönetmeni. O kültür sanat yazıları yazıyor haftada bir. Ama aynı zamanda on binlerce kişinin okuduğu iki güzel romanın yazarı. Tabii ki o kitaplarda Doğan Kitap'tan yayınlanmıştı. Kaç Yıl Kaldı Öğretmenim ve Prens Prenses'i Sevmiyor adlı romanlar. Şimdi üçüncü romanı geliyor. Onun tiyosunu verdi. Alper Hasanoğlu ünlü psikiyatrımız. Hep böyle bir format var. Bununla ilgili de belki görüşünü alırım. Ünlü psikiyatr olmak nasıl bir şey diye. Ama hakikaten ağırlığı olan, sözünün ağırlığı olan, yaptığı işe büyük bir saygı duyulan ve dolayısıyla da takip edilen bir psikiyatr, doktor Alper Hasanoğlu. Onun da üç kitabı var. Bir Terapistin Arka Bahçesi, Hayat ve Diğer Hastalıklar, Aşkın Halleri. Bu konuştuğumuz dördüncü kitabı, tabii bunlar bizim... İlişkilerin Günlük Hayatı. Şimdi onu söyleyecektim. Bunlar bizim Doğan Kitap'tan bastıklarımız. Doğan Kitap dışındakileri yok saydığım zannedilmesin. Lütfen bu eksikleri de sen tamamla Alper. İlişkilerin Günlük Hayatı. Bana geçerken daha bir sene sonra yine senin kapını tıklatıp o kitabı da doğal olarak Doğan yayınlarında aynı yayın evinde olabilsin diye onu şey yapacağız. Evet. Yapmaya çalışacağız. Bir de dün itibarıyla yani Doğan kitabın konseptine uymadığı için, yani birlikte konuştuk ilk önce acaba şey de olabilir mi diye. O yüzden çok rahat olarak başka bir felsefeyle daha çok hemhal olan bir yayın evinden, Pinhan Yayınları'ndan çıkmış olan Klinik Felsefe kitabım var. Ama bu bizim, benim esas olarak Doğan kitabın yazarı olmamı, gerçeğini değiştirmiyor. Anladım. Şimdi yine ön sözden bir şey sorarak gireyim. Sen kitabın ön sözünde Alper, bu kitabın bir kumpas olduğundan şüpheleniyorsun ve bu kuvvetli şüphelerini dile getiriyorsun. Tabii kitap yayınlanalı bir 6 ay falan oldu. Hala bu kumpas, yani Filiz de benim diğer iyi arkadaş olarak senin haberin olmadan tezgahladığımız bir kumpas olduğunu düşünüyor musun bu kitabı? Hadi bakalım. Burada milyonların önünde lütfen bunu bize açıkla. Ben sana şöyle söyleyeyim. Her defasında bütün kitaplarım için, yani senin yayınladığın kitapların tamamı için, ben daha önceden başka fikirlerim olmasına rağmen ve kesinlikle Cem'in bu sefer beni ikna etmesine ve kandırmasına izin vermeyeceğim, benim istediğim gibi olacak dememe rağmen, her defasında sen bana senin düşüncelerinin esas doğru olduğu konusunda beni de inandırmış olduğun için bunun ben bir kumpas olduğuna inanmaya devam ediyorum. Zaten Filiz manipülasyon ustası.
Bak şimdi ikinizin arasına şu anda ben şöyle görüyorum şeyde Zoom'da. Evet. Solumda sen varsın, sağımda Filiz var. Böyle ortaya. İttisene Filiz şu tarafa doğru şöyle. Zaten biz yayından önce konuştuk. Cem'le yayından önce konuştuk. Zor sorular sana gelecek. Bana kolayları soracak. Daha seni neler bekliyor? Biz kumpasa şimdi, devam ama edeceğiz. Ama biliyor musun? Bir tıkla ayrılabiliyorsun. Zoom'un yani internetin böyle bir faydası var. Yapmaz. Alper Hasanoğlu yapmaz. Evet. Bak işte bak. Alper Hasanoğlu yapmazmış. Niye ben hayatımı kurtarmayayım ki? Tamam bir dakika. Bunların aslında iltifat olduğunu, bizim kendimizi iyi hissetmemiz için sen bu kinayeli cümleleri kurduğunu düşünüyorum. Çünkü karşımızda madem ünlü bir psikiyatr var, ben mesela kumpas yapabiliyorsam kendimi akıllı, Filiz manipülasyon yapabiliyorsa kendini kuvvetli hissediyor muhtemelen. Biz bunun farkında değiliz gibi düşünceler uçuşuyor kafamda. Hayatta böyle bir şey var mıdır gerçekten? Nasıl bir şey anlamadım. Yani böyle dolaylı yoldan kendimizi iyi hissettirmeye çalışır mıyız? Karşımızdakine aslında şey yaparken onu bir, işte, ne bileyim didiklerken, ona şaka yaparken aslında ona iltifat yani, eder miyiz? Şimdi bu o şeyleri yazarken aslında ben sizlere ne kadar çok saygı duyduğumu, sizi ne kadar sevdiğimi ve sözlerinize güvendiğimi söylemeye çalışıyorum tabii ki. Yani ama birazcık böyle esprili bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Yoksa kaç yaşına gelmiş insanlarız. Gerçekten evet. Bir şey yapmak istemesek yapmayız ama Filiz'in yapmak istediğine, anlattığı şeylere hep güvendiğim ve saygı duyduğum için zaten o bana bunu teklif ederken daha benim hoşuma gitmişti yalnızca. Biraz böyle şımarık kapris yapayım diyerek birkaç böyle olmaza yattım. Filiz de beni ikna etmek için güzel cümleler evet. Kurdu. Yakışıyor zaten. Filiz, senin iki romanın var. Bu romanlardan özellikle ikincisi, Prens Prenses'i sevmiyor. Psikolojik katmanı diyelim. Aslında yani bu edebiyat içerisinde çok doğru bir söz değil. Tek bir, yani bir romanın türünü ayırt etmek için ama bütün romanlarda vardır. Psikolojiden çok yararlanan, içinde hakikaten terapilerin filan da olduğu bir kitap. Şimdi bir yazmakta olduğun kitabın da öyle. Yani senin aslında Alper Hasanoğlu'yla oturup hayattan konuşman o kadar tesadüfi değil. Çünkü sen insan psikolojisiyle çok ilgili birisin. Neden ilgilisin? Yani bu birikimini nasıl oluşturdun? Hani bize böyle kısaca anlatırsan çok sevinirim. Ben gazetecilikte 30. yıla girdim. Şimdi seninle yaşlarımız çıkacak aynı kuşak olduğumuz için ama... Aslında başından beri ilk girerken de ben yazı yazmak istiyordum. Yazı yazarken derdim de insanı anlatan bir şeyler yazmak istiyordum. Eğer insanı anlatmak gibi bir derdim varsa mutlaka yoğun psikolojiye belli bir noktada denk düşüyor. Bana da öyle oldu. Ben Gel Hayattan Konuşalım'ı içeren konuları işte... hayatla ilgili konuları, ölüm, var olmak, hayata anlam katmak, anlamsızlık duygusu, boşluklar. Bunlarla ilgili çok düşündüm, üzerinde çok çalıştım. Yazı yazdığım dönemler oldu, sohbetlerime konu oldu. Sen de bundan bolca nasibini evet. Aldın. Yararlandım. Estağfurullah, yani çok güzel sohbetler ettik. Evet. Belli bir süre sonra Alper'le de oldu. Bu benim söyleşilerimin... İçine de çok sızıyordu aslında bu konuları konuşmak. Genelde yazarlar ve sanatçılarla söyleşi yaptığım için o söyleşilere de giriyordu. Ama benim derdim sadece bunları konuşabileceğim bir röportaj, uzun bir söyleşi yapmaktı. Ve ilk aklımda olan isim de ikinizin de bildiği gibi Profesör Doktor Engin Geçtan'dı. Engin Hoca'yla da bir 3 defa söyleşi yapmıştım ve tadı damağımda kalmıştı hakikaten. Hayatta en iyi onunla konuşulurdu. Ama kısmet olmadı. Bir dönem ben çekindim. Bir dönem hoca çok söyleşilere yanaşmadı. Derken kendisini kaybettik. Akabinde ben sana rağmen psikoloji yüksek lisansı yaptım. Lütfen devam edelim. Benim bütün karşı koymalarına rağmen 50 yaşında psikoloji yüksek lisansı inatla yaptım. Ve artık o sorular çok birikti ve benim konuşmam gerekiyordu. Böyle
işim dolayısıyla çok sayıda psikiyatr tanırım. Uzun bir listeden ben Alper'i seçmedim. Sadece Alper vardı aklımda ve Alper'i teklif ettim. Bunu bir yaşlılık kitabı gibi algılayıp biraz mırın kırın etti. Ben daha yaşım ne başım ne nehir söyleşim yapılıyorsun. Sonra anlattım tatlı tatlı Alper'cim hayatını konuşmayacağız. Hayatın kendisini konuşacağız diye. Sağ olsun o da beni kırmadı. Ve bu kitap böylelikle ortaya çıktı. Yani evet ya kitabı da ya kitap çok zevkli bir kitap. Tabii bu Alper Asanoğlu'nun az önce saydık işte 5 tane kitabını bilenler için bir özet gibidir belki de. Ama kitapta ve en çok benim hoşuma giden şey eminim okuyan diğer insanlar için de öyledir. Kitabın açık sözlülüğü. Yani kitabın gerçekçiliği, bizi biraz ayaklarımızı yere bastırması. Yani sizin kurduğunuz diyalog da öyle, senin sorularında, yorumlarında ve özellikle Alper'in yaklaşımlarında. Yani mesela hayatın kendisi, hayattan konuşuyorsunuz. Hayatın kendisi aslında yani öyle zaten çok bize tatlılıklar ve mutluluklar vaat eden bir şey değil. Mücadele edilmesi gereken bir şey. Ancak onunla bu şekilde başa çıkabiliriz. Öncelikle bunu kabullenmemiz gerektiğini ben anladım sizin sözlerinizi okurken. Alper'in galiba sözü altını çizmişim. Büyümek bazı oyuncaklardan vazgeçmek demektir deniyor. Bu hakikaten hani oyuncaklar, işte tatlılıklar bitiyor, bir takım acı şeyler de başlıyor. Ama tabii bu sonsuz bir pesimizm ve umutsuzluktan da bahsedilmiyor. Sadece bir mutluluk kültüne saplanıp kalmanın da insanları nasıl aşağıya çektiğinden bahsediyor, anlatıyor Alper. Dolayısıyla hani bunu bir soru formatına sokmadan direkt yani hayat ve mutluluk üstüne bu söylediklerimi bir kere de Alper senden dinleyebilir miyiz? Açabilir misin biraz bize, dinleyenlere? Ya şimdi çok uzun zamandan beri aslında sistem yani dünya için, dünyaya hakim olan kapitalist sistem bize mutluluğun mutlak yaşanması gereken şey olduğunu, nihayetinde eninde sonunda hayatın hedefinin mutlu olmak olduğunu o kadar çok fazla pompaladı ki ve pompalamaya da devam ediyor ki herkes hiçbir şekilde bunu sorgulamadan yani evet mutlu olmak gerekiyor, mutluluğa ulaşmak gerekiyor. Mutlu değilsek eğer hayatta başarısızız. Hayatta hiçbir şeyleri elde edememişiz. Bir şeyler eksik kalmış ve yani hatta bu aslında utanmamız gereken bir durumdur. Sonra da aslında yaptığı şey mutlu olmamız için peki tamam mutluluk hedef nasıl mutlu olacağız? Daha sonra da mutlu olmak için yapılması gereken şeyler olarak kapitalist sistemin bize sunduğu şey aslında tüketim odaklı bir hayat tarzı. Yani hiçbir şey yani from'cu bir dille de konuşursak olmak bir kendimizi var etmek değil, sahip olmak üzerine kurulu, sahip olduklarımızı arttırmak üzerine kurulu bir hayat tarzını bize pompalıyor sistem. Çünkü bütün şirketler her sene karlarını arttırmak zorundadır. Bunun için de bizler daha fazla para harcamak zorundayız. Yani bundan daha basit bir şey yok, matematik yok. Böyle bir durumda da insanların o tüketim toplumu içinde var olabilmeleri ve çok fazla para harcayarak bir şeylere sahip olarak mutlu olabilmeleri mümkün olmayacağı için iki sebepten dolayı. Bir, insanların %95'inin o kadar çok parası yok. İki, evet. Bütün bunlara sahip olunduğunda da mutlu olmak garanti değil. Şimdi böyle bir durumda mutluluk bir tuzak haline dönüşüyor sıradan insan için, yani bizler için. Ve aslında mutluluğun kendisi de hayatın bütün hayatın tamamını kapsadığında, yani bütün hayatımız boyunca velev varsayalım ki mutlu olduğumuzda aslında mutlu olmanın kendisi de anlamsızlaşıyor. Çünkü sürekli olarak mutlu olduğumuzda mutluluğa karşı duyarsızlaşırız ve mutlu olmak bizim için çok da önemli bir şey olmaz. Mutlu olmanın bize tatlı gelebilmesi, güzel gelebilmesi aslında onun tersiyle
tersiyle birlikte olabilmesi, var olabilmesi mümkün. Yani mutsuzluğun olmadığı bir yerde mutluluğun olabilmesi zaten söz konusu değil. Ama mutsuz olmak o kadar fazla olmaması gereken bir şey gibi dayatılıyor ki, mutlu olmaya çabalamak da korkunç bir şeye, yolculuğa ve hiçbir zaman için ulaşılması mümkün olmayan bir hedefe dönüşüyor. Çünkü sen sevmezsin pek fazla ama felsefe bize mutluluğun ulaşılabilecek bir şey olmadığını, hayatın doğru yaşanan bir hayat sonucunda bir yan etki olarak var olabileceğini söyler. Yani yan etki, olumlu bir yan etki olarak söylüyor tabii. Yani bizim için güzel olabilecek, anlamlı olabilecek, değerli bir hayat sürdüğümüzde, dolu dolu hayatı yaşayabildiğimizde ama kendi isteklerimiz, evet, ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda istesek de istemesek de mutlu oluyoruz. Mutlu olur. Peki, yani burada bence kitabın en güzel laflarından bir tanesi, mutluluk arada sırada olan bir duygu. Önemli olan mutsuz olmamak diyorsunuz. Yani evet. İşte ya, mutluluk, hayatı güzel yaşarsak zaten sonunda gelecek bir şey. Ama bizim çabamız işte, yani gündelik çabamız belki mutsuzluklardan uzak durmaya çalışmak mı? Bunu böyle mi anlamalıyız? Önemli olan mutsuz olmamak. Uzak durmaya çalışmak aslında mutluluğa ulaşmaya çalışmak kadar nafile bir çaba. Nafile bir çaba. Çünkü yani benim çok sevdiğim bir insanı kaybettiğimde ya da işte ülke istemediğimiz bir durumda olduğunda, dünyada pandemi olduğunda ben her şeye rağmen nasıl mutsuzluktan uzak durabilirim ki? Yani mutsuz olmamızı gerektirecek bir sürü durum olabilir ve evet, o durumlarda da aslında mutsuz olmamız gerekiyor. Yani bu mazoşistik bir şey olarak söylenen bir şey değil. Mutsuzluktan kaçmaya çalıştığımızda, mutsuzluktan kaçamayacağımız için normalde olacağımız mutsuzluktan daha da mutsuz oluruz çünkü. Ben neden, evet, kaçamıyorum mutsuzluktan diye. İzin verirsen. Tabii. Alper'e kitapta sormayı unuttuklarımı söyleyişlerde sıkıştırıp soruyorum. Yine bir soru geldi. Aslında. Evet. Valla. Yine bir soru geldi aklıma sen böyle anlatırken. Mutluluk yetenek işi midir? Hani böyle bir laf vardır ya, mutluluğa yeteneği yok falan diye. Çünkü hakikaten mutlu olmak için her türlü sebep var. Yani hayatı iyi gidiyor. Adam ya da kadın bir türlü mutlu olamıyor yani. Ama evet. Ya yetenek işi midir mutluluk? Şimdi aklıma geldi ve sormak istiyorum. Yani tabii ki değil. Tabii ki değil. Çünkü aslında yani mutluluk için işte mesela Aristoteles'in yaptığı bir tanım var. Her şeyi dengeli olarak yaşamak. Yani şimdi şu anda mutluluk günümüzde haz peşinde koşmak, yalnızca haz almak, keyif almak, eğlenmek üzerine kurulan bir şey olduğu için bu aslında bütün bunları yaşarken aslında mutlu olmuyoruz, yalnızca haz alıyoruz. Yani eğleniyoruz. Eğlenmek mutlu olmak demek değildir. Eğlenmek demektir. Keyif almak demektir. Mutluluk ise Aristoteles'in tarifinde erdemle hazın birbirine eşit ve dengeli olarak yaşandığı bir hayat biçimidir. Yani yalnızca değerler, erdemler, dürüstlükler, doğruluklar üzerine bir hayat, korkunç derecede sıkıcı olabileceği gibi, yalnızca haz ve keyif üzerine kurulan bir hayatta o kadar boş bir hayat olacaktır. O yüzden bunu dengeli olarak yaşadığımızda, erdemli ve hazzı ortak bir arada yaşadığımızda, onun adı mutluluk oluyor. Yani mutluluk, mutlu olma yetisi değil bu. Erdemli yaşama becerisi, yetisi ve haz almayı, nereden haz alacağımızı bilebilme yeteneği diyebiliriz belki. Bunun sonucunda çıkıyor mutluluk. Mutluluğun kendisine ulaşmıyoruz biz yani. Başka şeyler yapıyoruz, mutlu oluyoruz. Filiz, senin eklemek istediğin bir şey var mı burada? Çünkü aşk mevzusuna geçip sana pas atmak istiyorum. Yani kitapta aslında sizin bahsettiğiniz konulardan bir tanesi mutluluk, hayatın kendisi, hayatın diğer parçası aşk hakkında, evlilik ve ilişkiler hakkında da çok güzel, çok ilginç şeyler anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Yani
Bunların içerisinde tabii benim aklımda kalanlar aslında bence herkesi de etkileyen kısım budur. Hani aşkın bir süresi oldu. İşte birliktelikleri aşka endekslemenin aslında o birliktelikleri yaralayabileceği, kalıcı ve uzun soluklu bir ilişkinin aşk takıntısından azade ancak kurulabileceği, ki biraz önce mutluluk bahsinde mutlu olma çabası ya da mutluluğu işte bir tür böyle kendini beyhude hedef haline getirme bahsinde Alper'in anlattıklarıyla bunlar birbirine çok örtüşüyor aslında. Ama tabii aşkı küçümseyen bir halinizde yok bana sorarsan. Sen devam eder misin bu benim bıraktığım yerden? Yani aşk ve uzun süreli ilişki arasında nasıl bir bağlantı var? Hatta bir yerde şunu da söyleyeyim. Bir yerde sen Alper'e soruyorsun. Peki bunu uzatmak mümkün değil mi? Aşkı, tutkuyu. O bunun bir süre sonra kanserojen bir şeye dönüşebileceğini söylüyor. Sunileştiği için. Bu aşk meselesinde ben bütün gazetecilik yetilerimi kullanıp Alper'e bunun çok uzun bir şey olabileceği sözünü Alper'den almak için gerçekten çok uğraştım. Fakat alamadım, ki ben gerçeği biliyorum. Yani aşk sonsuza dek süren bir şey değil. Belli bir noktadan sonra farklı bir formasyona girip yoluna devam eden bir şey. Ama olmaz mı? Peki bir şey soracağım. Aşk mı? Bir uzun süreli birliktelik mi? Yani bunlar ikisi arasında bir tercihte bulunsan sen hangisini seçersin ve neden? Kişisel olarak mı? Tabii sana soruyorum Filiz. Aynı bir soru. Yani bunu tabii herhalde 20'li yaşlarımda sorsaydın aşk 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 derdim. ama bugün bir yol arkadaşı sevgiyle birbirimize bağlanabildiğimiz bir yol arkadaşı daha kıymetli geliyor bana. Yani sürekli kalbim atsın, heyecan içinde olayım, karnımda kelebekler uçuşsun falan filan gibi isteklerim o kadar yok artık. Ama aşkı olursa yaşamadan da olmaz. Yani nasıl olsa kalıcı olan sevgi ve güven deyip aşkın üstünden atlamayı da kimseye tavsiye etmezsin tahmin ediyorum ki. Ama zaten aşkın üstünden atlayıp o evreye geçmek mümkün değil. Gene aşkı belli ortada yaşıyorsun. Onun akabinde oraya devam ediyorsun. Ve bence o devam kısmının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aşkla başlayan ve sevgiyle de devam eden. Aynen öyle. Evet. Bu ideal olandan bahsediyorsunuz. Evet. Aşkla başlayan ve sevgiyle devam eden. Ama ideal olan da aslında çok nadir olan bir şey değil. Yani sık da karşılaşılan durum bu herhalde hayatlarımızda. Yani toplumsal hayatta. Peki Alper, ne diyorsun? Sen çok iyimser geldin bana. senin kendi kişisel yaşantın, deneyimin belki bu. Çünkü senin uzun süreden beri çok iyi giden, iyi bir ilişkin olduğunu biliyoruz. Evet, doğru. Dışarıdan bize öyle gözüküyor, bilemiyorum. Evet, aynen gözüktüğü gibi zaten. Fakat ama genelde de bu değil midir? Yani tamam, yani annelerimizi, babalarımızı karıştırmayalım ama hani genel olarak ilişkiye bakış bu değil midir? Önce bir aşkla başlar, ondan sonra bu bir birlikteliğin mayasını oluşturur. Sonra aşk bittikten sonra demin senin çok güzel tarif ettiğin şekilde bir güven ve dostluk ilişkisi devam eder. Ama bu inancımız aslında neden istisnai bir durum o zaman? Yani bu niye istisnai bir durum? Niye genel bir durum? İki insanın birbirini bu kadar gerçekten aşkla karşılaşabilmeleri o kadar kolay bir şey değil. Evet. Hele belli bir yaştan sonra, yani 20'li yaşlarda hakikaten daha kişiliğimiz o kadar çok esnek ki, yani o kadar kişilik oturmamış ki gayet bilinç dışı ve sebeplerle ortaya çıkan o aşkı duygu karşılıklı bir hale dönüşebiliyor. Ve biz birlikte büyüdüğümüz için 20'li yaşlarda başlayan bir aşkta o aşk sevgiye dönüşebiliyor. Çünkü normalde aşk aslında illüzyon içeren bir şey. Yani karşımızdaki insanda var olduğunu düşündüğümüz özellikler ya da varsaydığımız özellikler çoğunlukla
bizim dediğim gibi bir illüzyon olduğundan ve çoğunlukla bu olmadığından aşk çok büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor ilişkilerin çoğunda. Yani aşktan sevgiye dönüşmüyor o ilişkiler. Ama 20'li yaşlarda olduğunda kişiliğimiz zaten birlikte şekillendiği için aşktan sevgiye evrilirken de kişiliklerimiz de birbirine benzer bir şekilde evriliyor. Bir hayal kırıklığı olmuyor. Ama 40'lı yaşlarda 35'in 40'ın üzerine çıktığımızda yaşanan aşklarda çok büyük ihtimalle işte bambaşka kültürlerden gelmek, başka aile yapılarından gelmek, kadın ve erkek olmak gibi. Tabii ki eşcinsel aşklar da var, yani onu ayırmıyorum, ama başka cinsiyetlerde olmak bizim zaten birbirimize çok fazla benzememizin önündeki en büyük engel. Halbuki biz aşkta ne yaşıyoruz? Bizde eksik olduğunu ya da işte bizim arzuladığımız, bizim ihtiyacımız olan bütün özelliklerin karşı tarafta var olduğunu adımız gibi emin oluyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Neden kadınlar kavramıyla... Filiz, zaten sana soracağım. Ekleyerek birbirine cevapla. Tamam, peki. Neden, söyle. Neden kadınlar aşk meselesiyle erkeklerden daha fazla alakalıdırlar? Yani erkekler evet, herkes, hepimiz cinsellikte, aşkla, bir eş bulmakla alakalıyızdır, ama sanki buymuş gibidir. Erkekler hep bundan biraz uzak duruyorlarmış. Biraz mesafe kalmış gibidir. Yani bana bunu söyletemezsin. Ha, kadınlar evet aşk konusunda daha kafaları o konuya takık demeyeceğim. Bence siz de en az kadınlar kadar ilgilisiniz, ama bizim kadar ifade etmeye... Belki açık sözlü değiliz, evet. Açık sözlü değilsiniz. Bizim kadar rahat ifade edemiyorsunuz. Yani ne bileyim, öyle çok fazla aşk diyen adam muhtemel gelmiyor mu size bilmiyorum. Büyük bir çoğunluk... Size gelmez diye korkuyoruz. O yüzden başka bir şey değil. O lafı çok kullanmak istemiyorsunuz. Demin eklemek istediğim şey şuydu aslında. Buyur. Aşkı çok romantize ediyoruz işte. Alper'le de konuştuk. Laf ömrü nasıl uzatılır? İşte... Problemler nasıl çözülür falan filan, ya da onu ben o yoğunlukta yaşamaya nasıl devam ederim? Aslında hakikaten belli bir yaşa geldikten sonra bütün mesele aşık olurken de amaç bir ilişki kurmak değil mi? Yani evet. Sonuçta bir kadınla bir erkek veya işte bir erkekle bir erkek arasında sonuçta bir ilişki kurmak istiyoruz. Sonra... öğrendiklerime bakınca, bu kitapta konuştuğumuz bir konu değil ama Alper'le kendi aramızda konuştuk. Bir kere o kadar farklı argümanlar giriyor ki işin içine. Bir kadın erkek ilişkisinde, bunu ben yüksek lisanstan sonra öğrendim. Her şey 0-3 yaş arasında olup bitiyor. İlişki kurma biçimlerimiz. 0-3 yaş arasında annenle güzel bir ilişkin varsa, her istediğinde, sen her anne dediğinde, gazın olduğunda, karnın ağrıdığında annenin yanında buluyorsan, ileride yetişkin hayatında güvenli bir ilişki kuruyorsun. Gayet güzel bir ilişkin oluyor. Ama anne bir var bir yoksa gene 0-3 yaş arasında, bu sefer ya annem gelecek, gelmeyecek, geldi mi gelmedi mi, bu durumda da kaygılı bir ilişki kuruyorsun yetişkinlik döneminde. Ve son olarak 0-3 arasında anne hiç yoksa, başka bir yere gittiyse ya da sana bakım veremiyorsa, o zaman da kaçıngan ilişki türü gelişiyor yetişkinliğinde. Kadında ya karşınızdan tam bir ilişki olacakken kaçmaya başlıyorsun. Yani böyle çok daha temel meseleler var, anlatabiliyor muyum? Artık böyle evet. Kalbim çarptı mı, az mı çarptı? Yok, yani aşkın içinde, ilişkinin içinde o kadar derin konular ve derin meseleler var ki artık bunlar üzerine düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü bu anlattığım ilişki modelleri, güvenli bağlanmanın dışındakiler gerçekten çok zor. Ve özellikle kaçıngan bir modelle berabersen hayatını zehredebiliyorsun. O yüzden bana artık çok romantik geliyor kalp çarpıntıları. Ben Alper'i çok sıkıştırdım. Sağ olsun. O da elinden geleni yaptı beni mutlu etmek için, ama asıl dertlerimiz başka artık bence. Ya da olmalı. Peki,
Peki dostluk nedir aslında? Yani bu tabii çok büyük bir konu. Saatlerce konuşabiliriz ama bu bağlamda birkaç cümle bize bundan bahseder misin? Sen ön sözünde bu cümleyle bitiriyorsun çünkü. Yoksa pardon. Bir insan dostlarından daha ne bekleyebilir değil mi diye. Madem Alper yine o bir alıntı yapmış olayım kitaptan. Yani dostluk nedir? Ve aşkın işte arkadaşlığa, hayat arkadaşlığına evrilmesi bizim hani dostluktan beklentimizin içini doldurur mu? Valla son 4 dakika kala da sorulacak soru değil ama buyur. Çok ağır şey oldu, bir soru oldu ama yani hani dostlukla ilgili ben çok klişe laflar edeceğim çünkü aslında o Demek ki klişe doğru. laflar Yani da inanıyoruz doğru demek. yani çünkü hani yalnızca birlikte bir yere gidip eğlenmek, güzel zaman geçirmek, havadan sudan konuşmak filan çok kolay, herkes de yapılabilecek bir şey ama şimdi Filiz yine bana bir şeyler söyleyecektir bununla ilgili olarak ama yani sen ihtiyaç duyduğunda, canın sıkıldığında, kötü bir anında gece saat 12'de bana telefon ettiğinde ben o telefonu açıyor muyum, açmıyor muyumdur dostluk meselesi. Yani eğer senin ya şimdi bu adam yarım saat benim kafamı şişirecek, hiç ben açmayayım telefonu deyip bir kenara koyuyorsan ve daha sonra da seni aramıyorsan aramızda bir dostluk yoktur yani, başka Peki bu dostluk rasyonel bir şey mi, yoktur. duygusal bir şey mi? Sen duygusal olarak zaten onu merak ettiğin için o saatte seni telefonla arıyor, aa falan deyip mi açarsın? Yoksa ya ben dostuyum onun, öyleyse benim bu saatte çalsa da yarım saat kafamı şişireceğini bilsem de telefonu açmalıyım mı dersin? Ben İkisini o değil mi? sırada telefonu yani şimdi eğer daha önceden sıkıntısı olduğunu biliyorsam zaten bundan endişe eder ve o şeyle açabiliyorsam açmak durumunda kalırım ama öbür zamanda da hiçbir şey düşünmeden açarım. Yani iyi bir şey de gelebilir karşılığında açtığımda, kötü bir şey de gelebilir. Açabiliyorsam o telefonu açarım ve aklımın köşesinden şey geçmez. Ulan şimdi bu şöyledir, böyledir diye geçmez. Çünkü zaten o düşünce geçiyorsa ve ben telefonu açmak için zorluyorsam kendimi, bunda da dostluk yoktur diye düşünüyorum. Evet, anladım. Hiç aklıma gelmiyor olması lazım. Filiz, senin Bir de eklemek istediğin bir şey var mı bu bir dostluk insanı bahsi? gece 12'de arayabilmen için ona gerçekten güveniyor olman lazım. Olman lazım. Dostluğun temelinde de o güven duygusunu yattığını Evet. düşünüyorum. Beni kırmayacağına, beni anlayacağına, arkamdan işler çevirmeyeceğine, dürüst olacağına inandığım o birlikteliğin adı aslında dostluk. Ve ben bu olmadan ne aşka inanıyorum, ne ilişkiye inanıyorum, ne arkadaşlığa inanıyorum. Herhangi bir insanın ilişkisine inanmıyorum. Bence aşktan, aşkın içinde en kıymetli olan noktalardan bir tanesini bu olduğunu düşünüyorum. Aşktan buraya geçtiğimiz için bağlama ihtiyacı duydum. Anladım. Çok Arkadaşım teşekkür ederim. olmayan, dostum olmayan sevgilim olamıyor. Zannediyorum Alper için de öyle. Bildiğim Evet, kadarıyla. zaten Dostum hani olmayan sevgilim olamıyor. Evet, evet, bu zaten hani dostlukla kıymetli bir şey. sevişebildiğim zaman o sevgilim oluyor. Evet. Bir de öyle bir şey var. Çok güzel. Tam sevişmeye geldik. Cinsellikle ilgili sorular sormam lazım. Ama sormayacağım çünkü süre bitti. Ne yazık ki. Çok Bunu teşekkür zaten ediyorum size. biz üçümüz bir Gerçekten. araya geldiğimizde Evet. başka Buna bir şey. devam edeceğiz. Evet. Yani Biz devam ederiz buna. ama bu kaydı burada bitireceğiz. Bunu bu küçük sohbeti şundan yaptık. Kitabımız çok güzel. İçinde bu ve buna benzer bahisler yer alıyor. İlginizi çektiyse kitaptan devam edebilirsiniz. Ve tabii ki Alper Hasanoğlu ile Filiz Aygündüz böyle birlikte röportajlar vermeye devam edeceklerdir. Mutlaka onları takip edin. İkinize de çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar Teşekkür diliyorum. ederim. Biz teşekkür ederiz İyi Cem. Sağ ol. akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça Biz de iyi kalın. akşamlar. Hoşça kalın.